yaşlı onları sağa çıkartıyorsun. Olay sabah saatlerinde Emek, Barış ve Demokrasi mitinginin toplanma yeri olan tren garı kavşağında meydana geldi. Miting öncesinde iki ayrı patlama sesi duyuldu. Patlamalarla ortalık bir anda savaş alanına döndü. Patlama sonrası olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar daha sonra da hastanelere taşındı. İçişleri Bakanlığı patlama sonucunda ilk belirlemelere göre 30 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 126 vatandaşın ise yaralandığını bildirdi. Patlama sonrasında mitingde bulunanlar büyük şok yaşadı. Görgü tanıkları olayı şöyle anlattı. İki tane çok kuvvetli bomba patladı. Sonra insanlar gelmeye başladı. Kan ve parçalar vardı üzerlerinde. Yani biz buradayız ama. Yani bu vahşet ya, böyle bir şey olamaz. Özgürlüğümüz bitmiş bizim, onu gördük yani biz. Ama buradayız, gitmedik. Buradayız. Teşekkür ederim, sağ olun. Patlama anıysa bir cep telefonu kameralarına böyle yansıdı. Patlama nedeniyle tarihi tren garının da büyük hasar aldığı öğrenildi. Patlamanın canlı bombadan kaynaklanmış olabileceği iddia edildi. Olay yerinde incelemelerine devam eden polis ekipleri bombanın güçlendirilmesi için kullanıldığı tahmin edilen bilyeleri de olay yerinden topladı. Görsün. Ya biz ne istediğimiz, bir terörist miydi? Ya ne istediyse onlar orada oynuyorlardı ya.